Efendim, hoş geldiniz. Bu bölümümüzde BİM'den satın aldığımız Stanley Thermos'un tanıtımını aynı zamanda da testini yapacağız. Bu ürünü al alalı yaklaşık 2 ay kadar oldu. Araba yolculuğunda kullandım. Sıcak su konusunda gerçekten 24 saat boyunca mükemmel. Soğuk su testini yapmadım. Yazada onu yaparız inşallah. Erciyes Kayak Merkezi'ne eksi 10'larda, 15'lerde kullanıyorum. Gerçekten orada da mükemmel. Bir arkadaşımla birlikte aldık bunu iki kişi internetten satın alacaksanız ya da internetteki araştırmalarda bir tane olumsuz yorum göremezsiniz. Stemley firması 1913 yılından beri kurulmuş çok sağlam firmalardan bir tanesi. O kadar malına güveniyor ki ömür boyu garanti veriyor dostlar. Peki bu ürünü kimler kullanır? Doğa sporlarında, tarlada, bağda, bahçede, çocuğuna mama hazırlamakta çay tiryakiler için araba yolculuklarında kullanılabilen harika bir icattır dostlar. Bu termosu efsane yapan özelliği çift katman vakum olmasıdır. Şimdi vakum çift katman nedir? Dış katmanı ve iç katmanı arkadaşlar. Yani bakın görüyorsunuz şu, şu kalınlıkla bu kalınlık iki çeperi var. iki e, duvarı var arkadaşlar. Ve o ki saç arasında kalan hava da vakumlanarak içinden alınmıştır. Böylelikle de 24 saat boyunca, 120 saat boyunca içeceklerinizi, buzunuzu o şekilde muhafaza eden bir teknolojiye sahip dostlar. Genelde bu firmanın ürünleri yeşil renkte oluyor. Bir de siyah rengi var. Yapısal olarak şöyle bakacak olursak tamamen bir silindir gövdeye sahip. Arka tablası ve üst kapağı şeklinde görünümü var. E, kapağı aynı zamanda bardak olarak da e, kullanılabiliyor. E, gerçekten de herhangi bir hem plastiği anlamında hem de e, sacı anlamında ağzınıza e, kesinlikle e, içeceğinizden başka bir tat gelmiyor olurlar. E, bu ürünün en çok sevdiğim özelliğinden bir tanesi ise e, kapağını açmadan boşaltma olayı yapmışlar. E, o da neyden nasıl kaynaklanıyor, nasıl çözmüşler. Bakın şurada ok işareti var iki tane. Biz bunu tamamen böyle açmadan boşaltabilmemiz için şuraya iki tane oluk yapmışlar dostlar. Şu oluklar bakın görüyor musunuz? Şu. Biz çayımızı içeceğimizde, çayımızı vesairemizi sıcak içeceğimizde ne yapıyoruz? Şu kadar gevşetiyoruz. Şu ok kısımlarına denk gelecek şekilde aşağıya doğru ve içeceğimizi bu şekilde boşaltıyoruz. Aynı zamanda da bunun avantajı şu kapağı tam açıp içeceğimizin soğumasını ya da e, ısınmasına engel olmuş oluyoruz dostlar. Ürünün teknik özelliklerine geçecek olursak 18-18 paslanmaz çelik gövdeye sahip içi dışı her yeri kapağı dahil 1 litre iç hacme sahip ağırlığı 730 gram boyutları 9,5 buçuk çarpı 10 çarpı 29,5'tır dostlar. Paslanmaz çelik gövdeye sahiptir. Az önce söylediğim gibi, çelik çift katmanlı gövdeye sahiptir. BPA içermez. Sıcağı, sıcak suyu 24 saat, soğuk suyu 24 saat, buzu ise 120 saat muhafaza edebilmektedir dostlar. Bu ürünü çantama koydum. Sızdırmazlık yapar mı? ...kesinlikle yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü e, mükemmel bir... E, ...conta yapmışlar. Bakın bu silikon conta... ...hem sıcağı hem de... E, soğuğa dayanıklı özel bir... E, ...conta. E, aynı zamanda bunu da bakın... ...belirli aralıklarda da yıkamanız lazım. E, çünkü arasında... ...çaydan, kahveden e, lekeler kalabiliyor. E, yıkayınca da... ...altındaki bu katmanlardan kurtulduğu iç, kurtulacağı için de... E, sızdırmazlığı daha güvenli hale geliyor dostlar. Contanın tam karşıya gidip de bastığı kısım tam şurası dostlar. Şu kısım. Şu kısım tam şu kısma gelir. Oraya e, oturur ve sızdırmazlığı bu şekilde sağlar. Bu kısma genelde çok fazla darbe vesaire gelmez ama eğer bu kısım zarar görürse ya da e, contası görürse sızdırmazlık özelliğini kaybedebilir arkadaşlar. Gelelim en önemli mevzuya. Peki bu ürünü nasıl kullanacağız? Sıfır aldık evimize getirdik. Güzelce bir içine dışını yıkayacağız arkadaşlar. Sıcak içeceklerde şöyle yapıyoruz. Aynı zamanda soğuk içecekler için de geçerli. Termosumuzu içine çayı dökmeden önce mutlaka 1 litre su kaynatıyoruz. içine döküyoruz. 5 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Suyu boşalttıktan sonra Sıcak suyu döküyoruz ki e, suyun derecesi e, düşmesin diye suyun sıcaklığının derecesi düşmesin diye iç duvarı güzelce ısıtıp suyu döküyoruz. Sonra çayımızı içine döküp üzerine suyu ilave edip kapağını sıkıca e, kapatıp ondan sonra içeceğimiz vakte kadar açmıyoruz dostlar. Bu işlemi dediğim gibi soğuk içecekler içinde yapsak. Daha iyi performans elde edebiliriz. Peki bunu kahvede, çayda kullandık. Aynı bu bizimki gibi bakın şuralarında hafif hafif çay lekeleri oluşmaya başladıysa nasıl yapacağız? Bunun için arkadaşlar öncelikle karbonata ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı ya da bir yemek kaşığı karbonatı içine, bir paket karbonatı içine döküp, içine suyu doldurup, yarım saat bekleyip, güzelce yıkayıp, bulaşık deterjanıyla yıkayıp, bol durulayıp temizliğini bu şekilde de yapabiliriz dostlar. Tabii ki de biberonları kullandığımız fırçayla da iç kısmını ovalasak daha iyi sonuç alabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, testini yapmaya. Ben birazdan çay demleyeceğim. İçine açık çay dökeceğim. E, ondan sonra da eksi onlarda, beşlerde onlarda kayak merkezine çıkacağız. 3000 2500-3000 rakıma orada termosumuzun testini yapacağız. Hadi bakalım. Az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar ne yapacağız? Sıcak suyumuzu termosumuzun içine ağzına kadar dolduracağız arkadaşlar ve 5 dakika bekleyeceğiz. Evet. Ağzını da kapatmayı unutmayalım arkadaşlar. 5 dakika beklettiğimiz sıcak suyumuzu boşaltalım. Bu sıcak suyu da diğer bulaşıklarda vesairede kullanın. Ben böyle boşa döküyorum ama e, siz bunu yapmayın arkadaşlar. Bir yerlerde bulaşığım falan kalmadı benim şu anda. E, bulaşık yıkamada başka bir temizlikte vesairede kullanın. Suyu israf etmeyelim dostlar. Siz kendi damak tadınıza göre ayarladığınız çayınızı Güzelce boşaltın. Ben peki e, nasıl demliyorum? Bu demliğe 3 kaşık dolu dolu böyle balık sırtı, 3 kaşık çay atıyorum. Şuraya kadar falan da su dolduruyorum. Ben biraz açık sevdiğim için bu bana yeterli oluyor arkadaşlar. Evet demimi güzelce boşalttım. Hemen sıcak suyumu getiriyorum. Ketilimde kaynattığım sıcak suyla demimin üzerine ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle seviyesine bakacağım. O conta kısmını göstermiştim ya size videonun başında. O conta kısmını aşmaması lazım ki ee, conta görevini Yapabilirsin diye arkadaşlar şuradan şöyle gösterebilir miyim diye bakıyorum. Şöyle yapayım. Şu kısımda conta kısmı var ya şu conta kısmını e, içine koyacağınız sıvı geçmesin ki e, şuralara kadar kapağı koyunca sıvı yukarıya doğru hareket edip ağzından kaçırmasın arkadaşlar. Evet. Kapandı. Kapatalım. Artık çayımız hazır. AirJS'de eksi 10 derecede, 5 derecede çayın keyfini çıkarmaya hazır dostlar. Hadi erciyesi. Şimdi arkadaşlar e, hava ortalama eksi 5'lerde falan. Kar da yağıyor. E, termosumuz arabanın içinde saat 12'ye kadar bekledi. E, bakalım bir içelim. E, gerçekten o sabahki döktüğümüz sıcaklığı muhafaza edebilmiş mi? Reis Buyur. Dediğim gibi kapağını yarım açmamız yeter. Biraz daha aç. Biraz daha aç acı. Biraz daha aç. Evet. Şöyle. Şimdi. Üzerine değil de kenarıya doğru yap ki. Heh. Evet. Kapağını tam açmaya gerek yok. Yeter reis. Ya Allah bismillah. Zaten buhar çıkışından belli. Oo, iyi sıcak. Değil mi? Evet. Müthiş. Evet. Şöyle bardağın şu buharını da bir e, göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl buhar çıkıyor. Evet. Peki arkadaşlar. Termosu biz zaten test etmiştik. Denemiştik. Hem uzun yolda hem de karda kışta spor aktivitelerinde biz bunu sürekli kullanıyoruz. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar böylelikle de Stanley Termos'umuzun da testini yapmış olduk ve test videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.